Arkadaşlar merhabalar, ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde Centered Rectangle ile Centered Parallelogram komutlarını işleyeceğiz. Onlar da zaten son iki komuttu. Şöyle oka tıkladığımızda şurada gördüğünüz son iki komut arkadaşlar. Şimdi birincisini tıklıyorum ve diğerlerinden farkını söyleyeyim size. Diğerleri köşeden köşeye çizim yapılırken, bunun arkadaşlar orta merkezden başlayıp da çizim yapılıyor. Şimdi Centered Rectangle'a tıkladım. Ve benden diyor ki first nokta diyor. Birinci noktan neresi? Senin merkez noktan arkadaşlar. Bakın zaten dikdörtgeni oluştururken direkt merkez noktası olarak oluşturuyor. İkinci adımın ise ikinci bitiş noktası. İster burada yapın, ister bu tarafta, ister eksi değerlerde oluşturabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi tıkladığımda ne oldu? Yine bir dikdörtgen çizdik. Ve bu dikdörtgenimiz arkadaşlar şöyle bir şey. Yatayda ve dikeyde yapıyor arkadaşlar. Yani bu da bütün çizgilerimiz 90 derece olan bir durumdur. Fakat 3 noktalı hatta şurada gördüğünüz komutta oriented rectangle komutu gibi bir şey yapamıyorsunuz. Normal rectangle komutu gibi çizim yapıyorsunuz fakat köşeden köşeye değil de merkezden köşeye çizerek. Şimdi bunu sildim. Tekrar tıkladım komutuma. Benden diyor ki birinci noktanın koordinatlarını gir diyor. Yani merkez noktasının koordinatları. Ne diyeceğim? Horizontal'da 0, vertical'da 0, onay. Ondan sonra ikinci noktanın horizontal'ı diyor 30 olsun. Vertical'da 20 olsun ve onayla. Çizimi neden yapmadı? Bir daha bir bakalım arkadaşlar. Buna 0'a 0 dedik. Onayladık. Doğru, buna 30 dedim. Buna 20 dedim. Ve oluşturmadı. Problem yaratıyor. Enteresan bir şey. Peki diğer değerleri bir girelim. Buradan yüksekliğe girelim. 40. Genişliğe girelim. 80. Evet arkadaşlar, genişlikte yüksekliğe girdiğimizde oluşturuyor. İkinci noktada hata yaratıyor. Muhtemelen yazılımda bir sıkıntı vardır. Yoksa herhangi bir problemin çıkmaması gerekiyor. Şimdi bunu siliyorum. Ve buradaki son komutum olan paralelogramı öğreneceğiz. Şimdi burada paralelograma tıkladığımda bana herhangi bir çizim başlatacağım bir şey vermiyor arkadaşlar. Bak, bu komutun bir özelliği var. O da şudur. Ben buraya geldim. İki tane çizgi çiziyorum. Ve bu çizgilerimi seçip burada yardımcı çizgiye çeviriyorum arkadaşlar. Sonra geldim dedim ki paralelogramı geldim seçtim. Ve benim birinci çizgim bu. İkinci çizgim bu. Bakın arkadaşlar oluşturdum. Ne yaptı? Bu çizgilere paralel bana bir paralelogram oluşturdu. Şuradan düzelteyim. Bakın buradaki çizgiler şu çizgiye paralel hareket etti. Buradaki çizgilerimiz, düz çizgilerimiz şuradaki yardımcı çizgiye paralel hareket etti. Ve çizimi nereden başlattı arkadaşlar? Tam merkezden başlattı. Bunu tekrar uygulayalım. Bana iki tane çizgi lazım. Birinci çizgim bu. Diğer çizgim de bu olsun. Hatta bunu da dikey yapalım. Şimdi geldim iki çizgimi de seçip ne yapacağım? Yardımcı çizgiye çevireceğim. Ve paralelograma tıkladım. Daha doğrusu centered paralelograma. Birincisi bu. İkincisi bu dedim. Ve şöyle mouse'u hareket ettirdim. Ve diyorum ki siz normal çizgiye dönüş. Ve gördüğünüz gibi bak buradaki çizgilerim dikey yardımcı çizgime paralel. Buradakiler ise açılı duran yardımcı çizgilerime paralel bir çizim yapmış oldu. Şimdi bunları siliyorum.
paralelograma tıkladığım ve bunları seçtiğim. Benden şurada değer girebilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani ya bitiş noktasına girebilirsiniz ya da yüksekliği ve genişliği verebilirsiniz diyor. Tamam, yüksekliğim 180 olsun. Genişliğim 50 olsun diyorum. Aslında buraya 50 yazdım. Fakat tanıdı mı? Tanımamış. 5.75 yapmış. Tekrardan yapıyorum. Şunları geri aldım. Tekrar tıkladım. Geldim, dedim ki buna 180 yap. Buna da 50 yap. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 180. Buranın ölçüsü tabii paralelliğinde 180 ve buranın paralelliğinde 50 milimetrelik bir çizim oluşturmuş oldu. Ve hatta şöyle bir şey yapalım. Bir de noktaları kullanarak yapalım arkadaşlar. Geri aldım. Tekrardan tıkladım. Birincisi, ikincisi dedim. Geldim buradan end point. Diyor ki horizontal'da 70 olsun. Vertical'da 20 olsun diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki noktanın ölçüsü 70'e 50 oldu arkadaşlar. Evet. Bu dersimizde Centered Rectangle'la Centered Parallelogram komutlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.